Herkese merhaba ben Cemal Taner YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için şuradaki zile tıklamayı unutmayınız. Buradan tümü dediğiniz zaman bütün videolarla ilgili bildirim yine duyurularla ilgili bildirim alabilirsiniz. Ve yine buradan katıl butonuna tıklayarak üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Biraz sonra izleyeceğiniz video Udemy'deki A'dan Z'ye A güvenliği eğitiminden alınmıştır. En uygun fiyata kayıt olmak için videonun altında bulunan Udemy eğitimlerim için indirim kuponları linkinden kayıt olabilirsiniz. Bu videoda NSKonik, SSL VPN yapılandırmasını gerçekleştireceğiz. Yani bir client base, client tabanlı bir VPN yapılandırması gerçekleştireceğiz. Yine bu proje dosyasını, gerisini proje dosyasını dersin kaynaklarında bulabilirsiniz, indirebilirsiniz, indirebilir kaynaklarda. Yine 10.1 IP adresini verdim ve cihaza bağlandım. ESTM ile artık buraları geçmiş olalım. Buradan Wizard'dan ne yapıyorum? VPN Wizard'ı başlatıyorum. AnyConnect VPN Wizard diyerek ne yapmış oldum? Başlattım. Evet. Next diyorum. Buraya diyelim ki mesela işte Eni ee, Connect SSL VPN dedim. Next diyorum. Sadece seri seçeceğim. IPsec'i o yüzden iptal ediyorum. Evet, burada bir imaj dosyasını ben daha önce yüklemiştim. O yüzden geliyor. Sizde yoksa ki olmayabilir. Buradan E'de tıklıyorsunuz. Browse Flash'a geliyorsunuz. Eğer Browse Flash'ta görüyorsanız buradan seçip OK deyip devam ediyorsunuz. Eğer yoksa Upload'ı seçiyorsunuz. Upload'dan yine Browse Local Files'e gelip mesela indirilenlerde ben daha önce indirmişim. Buradan select deyip upload file deyip ne yapıyorsunuz? Yüklüyorsunuz. Evet. Bunu biz daha önceden ne yapmıştık? Yüklemiştik. Evet. Burada bir user oluşturalım. Mesela user3 diyelim. Evet. user3 user3 Buradan add diyerek kullanıcı ekledik. Buradan next diyoruz. Buraya yine next diyerek geçebiliriz. Bağlandı bağlantı sağladığında buraya e, 198.1.0 networkinden ip adresi alacak şekilde ne yapıyoruz yapılandıracağız bir pool oluşturuyoruz burada new diyoruz dedik ki vpn e, any connect işte any connect vpn pool dedik ip adresi 192.168.1.160'dan başlasın 192, 168, nokta, 180 de bitsin. Evet, 255, 250, da olsun. Tablet mask olsun. Buradan next diyoruz. DNS sunucu olarak da 888'i kullansın. Buradan next diyoruz. Ve NAT trafiğini e, VPN tarafının NAT'tan muaf ediyoruz. Next dedik. Next dedik ve finish dedik. Evet. Daha sonra s ve e tıklayarak ne yapıyoruz konfigürasyonu kaydediyoruz artık Şuradaki bizim Windows 7 makinemize geldiğimizde ve e, tarayıcı açtığımızda 209'a girelim 209 165 Ayrıca yazmıştım ben Evet burada trafik güvenli değil derse gelişmişten seçiyoruz ve buradan ne yaptık bunu seçtik e, user3 demiştik yani siz girdiğinizde trafik güvenli değilse aşağıdan gelişmişten ne yapıyorsunuz? İlerle diyorsunuz ve ilerliyorsunuz. User 3 dedik. User 3, User 3. Login olduk. Evet. User 3. User 3. Evet. Burada loginde bir problem yaşayabiliriz. O yüzden şöyle hemen gelelim. Başka bir kullanıcı oluşturalım local user. Evet, user3. Şöyle ben yeni bir kullanıcı oluşturuyorum. User1. Password 12345. Password 12345. Privilege level de 15 olsun. Apply diyoruz. Save diyoruz. Evet. User1 12345. Evet, şimdi gelelim buradaki makinede. User1 parolumuzda 1, 2, 3, 4, 5 login diyoruz ve bakın login olduk. Evet bu şekilde bir problem yaşarsanız buradan şimdi ne yapabiliriz? Download diyebiliriz. Bakın buradan exe dosyasını indiriyor ve bu exe dosyasını indirip kurulumu gerçekleştireceğiz. Evet sakla diyoruz. Daha sonra run diyoruz ve next dedik. Daha önce ben kurulumu yapmıştım. O yüzden ee, ne yapabilirsiniz? Siz devam edebilirsiniz. Modify diyebilirsiniz. Şu şekilde. Next diyorsunuz. Install diyorsunuz. Siz yani normal size bir şey demeyecek. Install. Next, next, next. Finish dedik. Evet. Buradan artık başlatalım. Cisco Anyconnect Secure Mobility Client'ı artık 209.165.200.226 IP adresini yazıyorsunuz ve Connect diyorsunuz. Evet. Şu an Windows 7 makinedeyiz. Evet. Buradan Connect Anyway dedi. Evet. Şimdi parolamız neydi? User. Kullanıcı adımız User1. Parolamız 12345. okey diyoruz. Evet. Evet bağlantının tamamlanmasını bekliyoruz. Bağlantı sağlanınca şurada sağ alt tarafa ne yapacak? Düşecek. Evet. Connection 269.61 226 ile bağlantı sağlandı. Şurada da ne yapabiliriz? Görebiliriz. Şuradan şöyle geldiğinizde şöyle sağ tıklayıp Open dediğinizde şöyle bakın görebiliyoruz ne yapmış? 2168168 1.160'dan başlayacak bir IP adresi alacak şekilde yapmıştık. Bu IP adresini ne yapmış? Almış. Evet. Şu an yine şöyle cmd derseniz ip config evet ip config all dediğinizde bakın ne yapıyor ip adreslerini gösteriyor şuradan hemen Bakalım. IP adresimizi bakın Cisco AnyConnect 192.168.1.160 artık şu an ben karşıdaki şirket ağının içinde lokalde bir kullanıcıymışım gibi ne yapabilirim? İstediğim yere erişebilirim ve tünelden geçiyor trafiğim. Trafikte güvenli hale geldi ve bu şekilde ne yapmış oldum? AnyConnect SSL VPN yapılandırmasını gerçekleştirmiş oldum.